Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün fiber optik kablolarda bilgi aktarımının nasıl olduğunu göstermek için güzel bir etkinlik yaptık. Çok eğlenceli bir etkinlikti bu. Mutlaka eğer fırsat bulursanız yapın. Tavsiye ederim. Öğrenciler çok eğlendiler. Hem de gerçekten iyi bir öğrenme ortamı oluştu. Güç kaynağına ihtiyacımız var. Işık kaynağına ihtiyacımız var. Ve fiber optik kabloya. Biz 10 metrelik bir bakın kablo kullandık. Şöyle aynı internet hattı gibi çektik bunu. Oradan buraya. Tabi burası karanlıktı. Çünkü gönderilen ışık şuradan gözlemlenecek. O yüzden burası karanlık bir ortamdı. Peki nasıl yaptık? Önce anlattık şeyi. Fiber optik kablonun yapısı ne yapıyor? Işık çarpa çarpa yani yansıya 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 aktarılıyor fiber optik kablonun içinde. Fiber optik kablonun içinde herhangi bir metal bir tel yok. Yansıcı bir yüzey var. Peki bilgiyi nasıl gönderiyorlar? Bakın belli harfleri, hepsini yapmadık tabii. Belli harfleri bitlere ayırdık. 8 bitlik bilgilere bölüştürdük. Yani ne demek bu? A harfini göndermek için bir burada ışık var, sıfır ışık yok anlamında. Bir sıfır sıfır, bir bir yani ışık var, yok yok, var var var, yok var. Yani nasıl? Bakın ışığı şuradan, şu an ışık var anlamında. Bu da ışık yok anlamında. Mesela A harfini göndermek için var, yok, yok, var, 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 yok, var. Tabi bu her bir biti biz bir saniye olarak gönderdik. Yani her bir kare burada aynı zamanda bir saniye şeklinde aktarıldı. Öğrencilere bunun bilgisini de verdik. Tabi bu normalde daha hızlı. Bir saniye değildi daha şey ama bizim algılayabilmemiz için birer saniye aralıklarla göndermiş olduk bilgiyi. Buradan mesela öğrenciler buradaki grup ne göndermiş? Örneğin kalem kelimesini buraya şifrelemiş ve göndermiş. Karşı tarafta bunu çözmeye çalışıyor. Acaba gönderilen şifrenin ne bilgiyi, hangi bilgiyi gönderdiler diye. Karşı tarafa gidelim tekrar. Oradaki öğrenci grubu da şuradan bakın yanıp sönen ışıklara bakarak şöyle ışığı da açayım. Aynı şey onlarda da var. Bilgiler onlarda da var. Aynı şifreleme onlarda da var. Ne yapmışlar? Mesela bak kalem kelimesini çözmüşler. Bu şekilde hem çok eğlendiler hem de bu fiber optik kabloların nasıl bilgi aktardığını öğrenmiş oldular. Yer değiştiler karşılıklı işte. Önce onlar ona şifre gönderdi. Sonra onlar ona şifre gönderdi. Böyle. Fiber optik kablonun içinde tel olmadığını görünce onlar da bayağı şaşırdı. Hani onlar içinde tel bekliyorlardı. Ama aslında parlak bir yüzey ve ışıkla bilginin aktarıldığını görmüş oldular. Ders çok verimli geçti. Dediğim gibi eğer fırsat bulursanız mutlaka bu etkinliği yapın derim. Konu tamamen oturmuş oluyor bu etkinlikle. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.